Merhaba sevgili izleyiciler, İstanbul'da Microsoft Türkiye'nin ofisindeyiz. Microsoft Türkiye bugün çok değerli bir yatırımını duyurdu. Bu yatırım arkamda görmüş olduğunuz yeni oluşum. Microsoft Teknoloji Merkezi ve ikinci nesil bir teknoloji merkezinden bahsediyoruz. Bu teknoloji merkezini kimler ziyaret edecek, içeride neler var dilerseniz gelin hep birlikte gezelim. Açılışını yaptığımız bu mekanın Microsoft'un Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk yeni nesil teknoloji merkezi olması bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Böylesine bir merkeze ev sahipliği yapıyor olmak, Türkiye'ye duyulan güvenin ve teknoloji alanında geldiğimiz noktanın açık bir göstergesidir. Bu merkezin paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2,5 milyar TL'ye değer oluşturması beklenmesi de ayrıca ekonomimiz açısından önemlidir. Tabii birçok Türk firması da dünya bitiminde oy göstermek üzere bu teknoloji merkezlerinde yerlerini alacak. Bir başka deyişle Microsoft Türk firmalarının dünyaya açıldığı pencerelere bir yenisini daha ekleyecek. Tabii demin Ali Bey'e de sordum StuffData ile ilgili. Microsoft StuffData'yı ne kadara satın aldı diye bir türlü açıklama yapmadılar. Bu konuda açıklama yapamıyoruz dediler. Ben de onlara saygı duyuyorum. Microsoft teknoloji merkezlerinde dijital dönüşümün, akıllı üretim sistemlerinin ve yapay zeka çözümlerinin uygulama örneklerini göreceğiz. Burası tarım, üretim, sağlık, enerji, otomotiv, finans, perakende gibi farklı sektörler için üretilen yeni nesil teknolojilerle iç ve dış piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecektir. Ayrıca firmalar bu merkezde nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı evler, bağlantılı fabrikalar, bilişsel servisler, karma içerik gibi gelecek nesil teknolojilerinin anlatıldığı 150'nin üzerinde farklı çözümü deneyimleme fırsatı bulacaklar. Aynı vizyonu paylaştığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Bey ile İstanbul'u teknolojinin merkezi yapma hedefimize çok kısa bir sürede ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Zaten kendisi geçmişte Ulaştırma Bakanlığı yaparken teknoloji portföyünü de kendi ühtesinde bulunduruyordu. Tabii bizim hedefimiz İstanbul'u bir teknoloji merkezi yapmanın yanında onu bir teknoşehir, akıllı şehir haline getirmektir. Buradan hareketle ulaştırmadan trafiğe, güvenlikten sağlık hizmetlerine uzanan akıllı şehir uygulamalarıyla İstanbulluların yaşamını kolaylaştıracak, şehrimizi bu alanda örnek gösterilen bir metropol haline getireceğiz. İstanbul'a ve İstanbullulara yakışan da budur. Ülkemizin şu aralar en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi de moraldi. İşte bu moral Microsoft Türkiye ofisinden geldi. Microsoft Türkiye ülkemize çok değerli bir yatırım yaptı ve bu yatırıma devlet tarafından da çok büyük destek katılım oldu. Öncelikle bu yatırım hakkında bilgi verebilir misiniz? Microsoft Teknoloji Merkezi'nin açılışı hem de her yerde olmayan bir merkezin açılışı, bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkürler. Evet, Microsoft Teknoloji Merkezi'nin İstanbul'da açılması bizim için gerçekten çok önemli ve gurur verici. Çünkü bu teknoloji merkezi dünyada ikinci nesil dediğimiz teknoloji merkezlerimizden ve Orta Doğu Afrika bölgesinde de ilki. Yani Londra, Paris, Oslo, Milano'dan sonra burada İstanbul'da açılıyor. Bölgede birinci dediğim gibi ve bizim ülkemizdeki dijital dönüşümün daha da ilerleyebilmesi hem özel sektörde hem kamu ve devlet kurumlarındaki dijital dönüşümün hızlandırılabilmesi için çok çok önemli. Biz burada
bulut bilişim üzerindeki en yeni teknolojileri gösterebilecek durumdayız artık. Bunlar prezentasyon şeklinde değil, gerçek uygulamalar, gerçek hayatta yapılmakta olanların buradaki küçük örneklerinin bir robot kolundan tutun, bir yapay zeka uygulamasının nasıl çalıştığının görülebilmesine kadar senaryoları gösterebildiğimiz yerler ve buraya ziyarete gelen müşterilerimiz için biz öncesinde bir hazırlık yapıyoruz. Her müşterimize özel bir senaryo ile onların işlerinin birebir burada canlandırılması, dijital dönüşüm yapıldıktan sonra nasıl olabileceğini gösterilmesi şeklinde çalışıyor bu sistem ve buradaki 100 bin kişiden fazla kişiye biliyorsunuz Türkiye'de istihdam sağlıyoruz. Bu teknolojilerin daha da fazla kullanılmasıyla bu istihdamın da artılacağını düşünüyoruz bu ekosistemimiz içerisinde olan. Startuplarımız biliyorsunuz 2000'den fazla startup'ı destekliyoruz. Türkiye'de şu anda yeni teknolojileri kullanan yeni startuplarımızın da çıkacağına eminim. Microsoft Teknoloji Merkezi'ni kullanarak onların da ellerinden tutup onları yurt dışına götürüp oradaki müşterilerle tanıştırıp oralarda da yeni projeler yapmaları için ellerimizden geleni yapacağız. Efendim bu muhteşem mekanın ziyaretçileri kim olacak? Kimlere davet geçmek istersiniz ekranlardan? Evet, öncelikle tüm dijital dönüşümü kendi şirketlerinin geleceği rekabette ön almak için önemli addeden tüm KOBİ'lerden başlamak üzere büyük kurumsal şirketlerimize özel sektörde ve kamu kurumlarına da kamu kurumlarındaki bakanlıklarımız, diğer kurumlarımız devletteki buraya gelip bu çözümlerin nasıl hayata geçirildiğini, başka yerlerde neler yapılmış olduğunu görmelerini özellikle isteriz. Startup'ların da bizlerle temasa geçip ilgili bilimlerimizle ilgilendikleri sektörler hangisiyse onlarla ilgili konularda da burada bizim deneyimlerimizden yararlanmalarını isteriz. Birçok dünya devinin Türk ofisini küçültmesi ya da kapatması gibi haberleri alıyoruz. Bu haberler bizi biraz üzüyor ama bu haberler gelirken tam olarak Microsoft Türkiye'nin küçülmek yerine çok daha büyümesi, çok daha güzel servislerle, iyi servislerle Türkiye'deki kurumların ve kişilerin karşısına çıkması bizi çok mutlu ediyor. Bu gidişat hakkında neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler, çok güzel bir soru. Microsoft açısından Türkiye hala artan bir şekilde önemini koruyor. Çünkü bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi Türkiye'nin konumu ve etrafındaki ülkelere teknoloji transferi konusundaki etkili gücü. İkincisi buradaki yetenek. Türkiye'de hiçbir bölge ülkesinde hatta Doğu Avrupa ülkelerinde de olmayacak seviyede yetenekli gençler var, mühendisler var, yazılım geliştiriciler var. En güzel örneği geçenlerde bünyemize kattığımız Citus Data'dır mesela ki inşallah yenileri de ileride olur. Bu önemli. Buradan yetişen birçok küçük şirketin, startup'ın dünyada harikalar yarattığını görüyoruz. Microsoft merkezi de bunu görüyor. O sebepten de hiçbir zaman bu Türkiye'nin önemi azalmıyor, aksine artıyor. İşte bu yaptığımız yatırım mesela bu bölgede, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ilk Türkiye'ye yapıldı. Başka bir sürü ülke varken, burada 70'ten fazla ülke var bu bölgemizde. Ayrıca hala tüm bölgenin önemli bazı fonksiyonları İstanbul'daki yöneticiler tarafından, bunların bazıları yabancı yönetici yerine getiriliyor. Yani bizim bölge merkezimizin de önemli fonksiyonları hala İstanbul'da. Bu çok çok önemli. Biliyorsunuzdur Ankara'da da neredeyse 50-60 kişiye varan kamu sektörüyle birebir ilgilenen, onları destekleyen bir başka grubumuz da var. Türkiye inancımız devam ediyor, büyümeye de devam edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Teknoloji Sanayi Bakanlığı da katılım gösterdiler, desteklediler, beğendiler bu projeyi. Son olarak onların bir talebi oldu. Acaba Microsoft ülkemize bir data center açar mı diye. Bunu nasıl karşıladınız efendim? Çok mutluluk verdi bize. Bizim çok istediğimiz bir konu tabii. Bunun bir sürü süreci, parametresi, mali boyutu, başka konuları da var ama devletimizden böyle bir istek gelmesi Microsoft Türkiye çalışanlar olarak bizim elimizi de güçlendirir. Böyle bir gidişin olabilmesi, böyle bir kararın alınabilmesi için. Ama dediğim gibi çok boyutlu bir süreç bu. Ama ben bu konuda da güzel haberlerin
ne zaman olacağını bilmeyesem de geleceğini umuyorum.